Şöyle çok ısrar etti hocalık hususunda, zaten kurnazlık vardır Ofli'nin yapısında. Ofli dedi millete, sizi kırmayacağım, madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım. Biraz orta şekerli geldi geçti günleri, bütün Bayburt sardı Ofli'nin filmleri, Ofli'nin filmleri, Ofli'nin filmleri. Bir günde köyde birisi eldi, cemaat toplu halde Ofli hocaya geldi. Hoca olmayan Ofli cenazeyi neylesin, dedi Bayburtlilara Allah rahmet eylesin. Yarı buçuk sinirli çıktı verdi selayı, dedi kendi kendine geldik bulduk belayı. Meftamızı götürün derenin kenarına, yalavuz cenazenin bakarım icabına. Yalnız namaz olur mu şaşır diler bu işe, herhalde bu Ofli ne hocada ne bir işe. Çaresizlik içinde terk ettiler orayı, cemaat birbirine ha bu işi sorayı, ha bu işi sorayı, ha bu işi sorayı. Hoca dedi Meftaya, çık tabi yol bulayım, yanımdaki dereye atıp da kurtulayım. Attı onu dereye bir kurnazlık düşündü, bulunduğu düzlükten az yok arı taşındı. Köylü geldi oraya ne Meftada ne bir şey, herhalde bu Ofli ne hocada ne bir şey. Söylediler hocaya Meftamıza ne oldu, biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu. Mefta ile aramda önemli olay geçti, çok iyi adam idi okudum onu uçtu. Bu nasıl iştir diye sorup soruşturmayın, aklınız kesmeyse fazla karıştırmayın, fazla karıştırmayın, fazla karıştırmayın. Dakika sonra bakın orada ne oldu, aşağıdaki köylüler tabutla bile geldi. Dediler bu Meftayı bulduk bizim derede, bu işi anlamadık neler oldu burada. Hepsi sinirlendi saldırdılar Ofli'ye, hani bu üç kişiydi nerede geldi buraya. Onu bunu anlamam ben okudum o uçtu, yukarıda ne ettiyse gitti aşağı düştü. Her gördüğün Ofli'yi hocamı sanayısın, olur olmaz şeylere hemşerim kanayısın. Bu sözüm yalan mı dur söyle hemşerim söyle, başa gelen çekilir Ofli'nin işi böyle. Ofli'nin işi böyle, Ofli'nin işi böyle, Ofli'nin işi böyle, Ofli'nin işi böyle, Ofli'nin işi böyle.